Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sevgiler ve saygılar. Yulaf ezmesi sanki mutfağımızın vazgeçilmezi gibi görünüyor. Evet doğru, günlük hayatta kolay yemek yapmak için ideal bir ürün. Tabii en önemli özelliği hani liften zengin olması, bağırsaklar için iyi, hani kolesterolü de düşürür. Ve tabii liften iyi olmasının sebebiyle de sindirim için oldukça yararlı. Tabii ki lif aynı zamanda doygunluk da sağlıyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat yulafın bir adım önde olmasının sebeplerinden bir tanesi de B1 tiaminden zengin olması. Kan şekerini düzenliyor ve özellikle içerisinde bir beta glukan maddesi var ki antioksidan oldukça yararlı. Şimdi beta glukandan bahsedince biraz şaşıracaksınız ve yulaf ezmesi hafif ısıtılırsa tabii ki daha iyi olur. Şimdi genel olarak baktığımız zaman özellikle kolesterol hem toplam kolesterolde hem LDL'de, kötü huylu kolesterolde bir düşüş görülmüş kullananlarda. %5 ila %9 ufak ama fena değil. Bir de Apo A diye bir madde var. APOA adlı maddede de bir düşüş gözlenmiş. Bu da damar sertliği açısından son derece uygun. Tabii baktığınız zaman aslında yurt dışı yayınları araştırdığınızda oatmeal denilen şeyin aslında yulaf ezmesi. Buna karşın çalışmalarda kullanılanın Arpa ezmesi yani barley oatmeal olduğu ortaya çıkıyor ama bizde öyle barley oatmeal yok bir de Canan hocam duymasın hani hayvan yemeği mi yiyorsunuz diye sonra bize fırçalar doğru haklı olabilir. Bizdeki ürünlerde herhangi bir belirtiyle bir işaret görmedim ben yani laf ezmesi. Fakat burada biraz evvel bahsettim beta glukan diye bir madde var bu beta glükanın arpada daha yüksek oranda bulunuyor yani neredeyse 2-3 kat daha yüksek. O yüzden hani arpa ezmesi yiyin demiyorum ama yulaf ezmesinin dozunu iyi hesaplamak lazım. Çünkü beta glukan miktarına göre en az 3 gram almamız lazım günde. Ee, dediğim gibi yulafta %5,5 civarında, arpada ise %11 civarında bulunur. Peki yani buna göre biz vaz mı geçeceğiz yulaftan? Hayır. Hiçbir şekilde vazgeçmenizi önermem. Eğer beta glukan maddesine göre yani günlük ne kadar almamız gerekir diye bir hesap yapacak olursanız yani kabaca 3 gram demiştim. Eğer onu uyarladığınız zaman normalde bizim yulaf ezmesini bu maddeyi alabilmemiz için tüketmemiz gereken miktar yaklaşık 1,5 kase kadar yani 150 gram gibi kabul etmek lazım. Bu da fena bir oran değil. Artık bunun yanında hesaplarsanız eğer bunun fena bir kalorisi de yok yani 500 kalorinin üzerinde. O zaman bunu ne yapacağız? Bunu bir öğün yerine kullanmakta fayda var. Çünkü normalde biliyorsunuz günlük bizim 2000 kalori civarında almamız yeterli olabilir. Dolayısıyla bunu o şekilde kullanabiliriz. Tabii ki bir başka nokta daha var. O da şu. Hani süt ve yoğurt tüketimiyle beraber yulaf ezmesi ideal olur. Hani yulaf ezmesini tüketirken sadece süt ve yoğurt da kullanılmaz. Ama geleneksel olarak hani yağsız süt kullansak, evde yapılmış yoğurtla yapsak çok daha iyi olabilir. Günlük hakkımızı aşağı yukarı yarım bardak süt ve yarım kase yoğurt olarak hesaplarsanız bunu da kafanızda canlandırabilirsiniz. Ama yulaf ezmesine ek olarak koyabileceğiniz güzel şeyler var. Keten tohumu ve çiğ tohumu başta gelmesi lazım. Özellikle keten tohumunu öne çıkartıyorum. Bir de tohumlardan üzüm şekirdeği harika olur. Tabii ki bunun yanında hem taze hem de kuru meyveleri kullanabilirsiniz. Böylelikle yulaf ezmeniz zenginleşir. Kendinize daha doyurucu bir öğün sağlayabilirsiniz. Fakat bunun ötesinde gelen olarak bildiğimizin aksine yulaf ezmesinden örneğin mesela peksimet ya da pankek yapabilirsiniz. Akıtma dediğimiz türde şeylerin içerisine karıştırabilirsiniz. Fırında yapabilirsiniz. Ve bunun ötesinde hafif ısıtılarak salataların üzerinde de kullanılabilir. Hatta smoothie yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu tür zengin denemeleri yapmanızı öneririm. Ekmek yerine de peksimetini kullanmışlar. O da harika olmuş. Ben de birkaç kez denedim. Onu da sizlere küçük bir öneri olarak söyleyebilirim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.